75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Festivalin kırmızı halısı adeta Yıldızlar Geçidi'ne döndü. Pandemi nedeniyle önce iptal edilen, daha sonra sönük bir törenle gerçekleşen Cannes Film Festivali bu yıl eski şaşasına geri döndü. 17 Mayıs'ta başlayan festivalde heyecan devam ederken bu yıl kırmızı halıda Türk ünlülerinde rüzgarı esti. İşte 75. Cannes Film Festivali açılışında yaşananlar ve kırmızı halı kıyafetleri. Kurak Günler filmiyle ayakta alkışlanan Selin Yeninci ve film ekibi, kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden oldu. Kurak Günler'in başrollerinde yer alan Ekin Koç ve Selahattin Paşalı, kırmızı halıda birlikte poz verdi. Koç ve Paşalı, kırmızı halıda çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaştı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Kylie Minogue ve Pergi Gu'nun ev sahipliğindeki partiye Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Efsane yönetmen George Miller'ın 3000 Years of Longing filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin premieri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Premiere katılan isimler arasında Ece Yüksel, Burcu Gölgedar ve Oğulcan Arman Uslu da vardı. Oyuncu Erkan Petekkaya ise festivalin kurbanı oldu. Erdal Murat Aktaş'ın yönetmenliğini yaptığı Her Şeye Rağmen filminde rol alan Petekkaya, premierin ertesi günü Fransa'da kapkaççı saldırısına uğradı. Sokakta cep telefonunu alıp kaçan gaspçıyı kovalayan Petekkaya, hırsızı 300 metrelik bir kovalamacadan sonra yakaladı. Petekkaya daha sonra hırsızı polislere teslim etti. Türkiye'nin Hürrem Sultanı Meryem Uzerli, 75. Cannes Film Festivali'nin hem açılışına katıldı hem de Top Gun Maverick filminin kırmızı halısında boy gösterdi. 38 yaşındaki başarılı oyuncu, törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Son olarak Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak törene katıldı. Özgür Mansur imzalı su yeşili sade bir elbise giyen Deniz, topuz yaptırdığı saçları ve doğal makyajıyla dikkatleri üzerine çekti.